Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Çok lezzetli bir akşamdan sizleri selamlıyorum. Böyle içimden bir anda kamera karşısına geçmek geldi. Ama bunun tabii ki de bir sebebi var. Bunu kenara koyayım. Bugün BİM'den şöyle bir şey aldım. Şöyle bir yüz temizleme cihazı. Polo Smart'ın. Ve bunu sizlerle birlikte kullanmak istedim ilk önce. Bakalım nasıl bir etkisi var ve birazcık detaylı bir inceleme yapalım beraber. Ben böyle bir şey aldığım zaman ya da alacağım zaman bununla ilgili sürekli video araştırırım. Hani birileri kullanmış mı, memnun kalmış mı? Açıkçası tereddüt ederek alıyorum bazı şeyleri. Bu yüzden de almak isteyenlere belki faydalı olur bu çekeceğim video. Bakalım işe yarayacak mı? Bunun öncesinde bir buhar banyosu yapmak en iyisi bence. Bu yüzden kaynamış suyumuz var. Bunu boşaltıyoruz. Daha sonra Efe, havluyu verir misin? Erkan'daki mavi havluyu. Tamam Çabuk ver. ablacığım. Hoppa. Şimdi ben bunu kafama ay. Ben bunu kafama kapatacağım şimdi havluyu. Yüzümdeki gözeneklerin açılmasına yardımcı olacak bu buhar. O yüzden biraz sonra görüşürüz. Boğuluyorum galiba. Gerçekten de herhalde boğulacağım. Ay, nefes Duman içinde alamıyorum. durmak çok zor olmalı. Nefes alamıyorum. Çok fenayım. Allah, dibine ne olmuş Çok be? kötü bir şey oldu. Böyle bir şey oldum ben. Hala çıkmaya devam ediyor. Şöyle biraz daha mı tutsam? Ya feci oğlum, burnumu falan garip oldu böyle. Burnum falan tıkandı gibi oldu. Bence yeter. Aa. Abla, bu sıcak suyu ne yapacağız? Şimdi bunu açalım. Açalım. Ben internetten baktığımda geniş ucu daha çok işe yarıyor demişlerdi. Şimdi 6 tane başlığı var bunun içinde. Şu şekilde göstereyim. Ay, dökülmeyin. 6 tane başlığı var. Her biri için farklı bir başlık. En geniş olanını övüyorlardı. Yani iyi çekiyor diye. Bakalım, bakalım, bakalım. Çekecek mi? Bir de bunun 3 tane ayrı kategorisi var. İşte yağlı, karma ve kuru ciltler için. Valla ben gizimin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Açalım. Şu an neydi? Şu an sanırım karmada. O yüzden çekmeye başlayalım. Bakalım nasıl çekecek. Ben çekiyorum. Bu arada ben hiç kameraya bakmıyorum. Ay, bilmiyorum çekiyor mu? Yaklaşık 2-3 dakika kalabilirim gerçekten şeyde. Abla. Bu çok kuvvetli çekmiyormuş gibi sanki. Değişikmiş. Şimdi bir de şöyle bir şey vardı, bunun şöyle bir özelliği vardı. Her bir, şunu kapatalım. Her bir bölge için ayrı bir başlık kullanılması gerekiyormuş sanırım. O konuda yanlışlık yapıyor olabilirim. Büyük burun çevresi ve çene etrafındaki siyah noktaları temizlemek için kullanılırmış bu benim şu an uyguladığım başlık. Bakalım sadece oralara yapalım. Ne yapıyor şu an, kuru karma. Bu arada şarjlı bu. Normal USB girişi var. Bir kere doldurulunca 60 saate kadar dayanabiliyormuş. Önemli olan ne kadar dayandığı için, önemli olan siyah noktaları çekmesi. Ama gerçekten İnanın değer mi almaya, emin olamadım. Yani başka bir başlık kullanmayı deneyelim. Diyor ki mikro kristal başlık varmış şu. Ucunda metal. Mikro kristal başlık diyor. Şöyle
bir başlık. Tutabilmedim ama şu şekilde bir başlık. Bunu deneyelim. Hassas ciltler için uygun değil diyor buna. Bilmiyorum. Artık. Benim cildim sanırım hassas değil. Derinlerdeki siyah nokta ve akneleri temizlemek amaçlıdır demiş. Umarım işe yararsın bebeğim. Hadi bakayım. Bu sadece yağ değil mesela. Oo, bunun çekim gücü bakın iyi. Oo, bayağı iyi çekiyor. Bu değişik çekiyor. Bu başlık biraz garip çekiyor bakın. Bunun çekim gücü bayağı iyi. Baksanıza bakın bakın. Oo, yüzüm kıpkırmızı oldu bu arada. Ya, ama bir şey çıkmıyor. Benim mi vücudumda siyah nokta? Var ama yani olmaması imkansız. Yani bu kızartıyor. Ay çekiyor arkadaşlar. Gerçekten çekiyor. Bu çekiyor işte. Vallahi çekiyor. Nasıl kızardım? Şu alnımı da çekeyim bakalım. Allah. Kapatıyoruz. Bütün maskeleri kullanacağım. Elips dairesel başlık. Kıvrımlı okuyamadım. Kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Akne ve siyah noktaları temizler demiş. Bakalım bu başlık nasıl bir etki yaratacak yüzünde. Yine yağlı diyeyim. Açı bakalım. Yağlıya aldım. Açıkçası bunun da çekim gücü o kadar iyi değil. Sanırım çekim gücü iyi olan hassas ciltler için uygun olmayanlar. Bunun çok bir faydasını göremedim. Elips dairesel başlığı. Diğer başlıkları da bakalım kısa kısa. Allah. Bakalım yine yağlıyı alalım. Tamam mı? Şöyle bir başlık. Bunun adı neymiş? Bakalım adına. Küçük mini. Mini dairesel başlıkmış. Burun kenarındaki siyah noktaları temizlemek için kullanılır. Hassas ciltler için uygun değildir. Burun kenarındaki siyah nokta. Hassas ciltler için uygun değilmiş. Bunun da çekim gücü daha iyi tabii ki de. Hassas ciltli olanlar ölsün o zaman. Bu ne ya? Arkadaşlar almayın hassas ciltli olanlar. Yani. Çünkü vakumlama şeyi gücü az. Yani bunların baksana çok değil diğeri kadar. Oy. Vallahi hiç böyle şeylerle uğraşmayın ya. Ki ben bunu BİM'den 60 lira gibi bir fiyata aldım. Trendyol'dan baktım gelince eve. Umarım kazıklanmamışımdır diye düşündüm. Çünkü aklımda yoktu bunu almak. Bir anlık bir kararla aldım. Gördüm ve aldım direkt. Ama Trendyol'da 83 lira gibi bir fiyatla karşılaştım. Hani değer mi derseniz sanmam. Yani zevk meselesi. Bilmiyorum ben aldım ama yani çok bir etkisini göremiyorum yani ne bileyim. Şimdi son iki başlık kaldı. Yine bu da dairesel bir başlığa sahip. Küçük dairesel başlıkmış. Bu da siyah nokta temizliği için güçlü vakum sağlar. Hassas ciltler için uygun değildir demiş yine. Yine hassas ciltler için uygun değil. Kesin yine vakumu kuvvetli. Hadi bakayım. Oo, bakın bunun da vakumu kuvvetli. Abla öncedeki olmasın? Onları ayırıyorum kenara. Bakın bunun da vakumu bayağı iyi. Benim cildim aşırı sorunlu bir cilt. Yani ne ararsanız var maşallah. Hani böyle aktif bir sivilce çıkmıyor. Sivilceye benzer şeyler çıkıyor. Neyse o bir türlü anlamlandıramadığım, ismini bir türlü doğru telaffuz edemediğim şeyler çıkıyor. Böyle küçük küçük böyle yağ bezesi gibi. Ve hiçbir şekilde geçmiyor bunlar. Mesela iki kere falan doktora gittim, krem kullandım, ilaç kullandım. Biraz soyuldu falan, birkaç ay çıkmadı bir şey, düzeldi. Sonra tekrar çıktı.
bilmiyorum, kabullendim sonradan ya. Dedim fazla uğraşma, ben bu seninle birlikte ömür boyu gidecek böyle. Ha, belki yaşım ilerledikçe geçer de. Bu arada Instagram'da bana soru sorun demiştim. Birkaç tane soru geldi. Sorulardan bir tanesi, YouTube'a başladığında ailen sana nasıl bir tepki verdi diye bir soruydu. Nasıl tepki verdi? Şimdi şu başlığı takayım, ona nasıl cevap vereyim. Bu da bir dairesel başlık bu arada. Bu bence hassas ciltler için uygun bir başlık. Tekrar basıyorum. Bu da daha büyük bir dairesel başlık. Yani kocaman bir ucu var. Nasıl bir tepki verdi ailem? Şimdi bunu uyguluyoruz. Hiç şaşırmadılar. Çünkü alışıklardı benim bu durumuma açıkçası. Ya hiçbir tepki vermediler. Bir o kalmıştı dediler mesela. Normal bir tepki verdiler. Çünkü ben ilk defa YouTube'a başlamıyorum. Hani gerçekten o kadar meraklıydım ki önceden de. Bu da çekiyor. O kadar meraklıydım ki önceden de. Bir sınıfta dedim ki neden olmasın, neden başlamayayım falan. Elimde yine telefonla bir şeyler çekmeye çalıştım. Hatta Ayşenur var burada, köyden arkadaşım. Onunla birlikte çekmiştik ilk videomu. Kuzu gütmeye giderken yanımda kıyafet götürüyordum. Orada hazırlanıyordum. O şekilde kamera karşısına geçip video çekiyordum falan. Sonra olmadı. Bir şekilde vazgeçtim. Bir de şöyle bir soru gelmiş bana. YouTube'a başlamaya nasıl karar verdin diye. Aslında ben bu kararı seneler önce vermiştim de. İşte bazı lüzumsuz insanlar beni de olduğu şeye getirdiği için vazgeçmiştim arkadaşlar. Sanki yaptığım şey kötü bir şeymiş gibi beni doldurdular. O yüzden vazgeçmiştim ama doğru yolu buldum. Biraz geç olsa da. Olsun, geç olsun da güç olmasın diyorum. Bir gün evde oturuyorum. YouTube'dan içerik araştırıyorum falan işte. Ve benim gibi köyde yaşayıp içerik üreten insanlar gördüm YouTube'da. Bu da bana ilham oldu açıkçası. Dedim ki ben neden yapmayayım? Benim neyim eksik dedim. Telefonum var dedim. Dahasına gerek yok dedim. Hemen çekmeye başladım, biliyor musunuz? O kadar anlık oldu ki. Ben zaten genelde hayatımda hep böyle anlık kararlar veririm. Mesela alışveriş yaparken de öyleyimdir ben. Anında böyle karar veririm. Bir şey alacağım. Tam hop sipariş ver al. Çok fazla bakmam bile, biliyor musunuz? Çünkü çok fazla baktığım zaman, araştırdığım zaman bir sürü seçeneğin arasında boğuluyorum ve hedefimden sapıyorum. O yüzden çok fazla düşünmeden ilk düşündüğümü yapmam lazım. Babam her zaman der ki ilk düşündüğün en doğrusudur der. Kesinlikle öyle. Mesela insanlar konusunda da öyleyim. Birini ilk tanıdığımda ne düşünüyorsam onun hakkında benim için öyle kalıyor. Yanılmıyorum, insan sarrafı mı diyorlar buna. Çok da büyük konuşmayayım ama öyle bir şey olduk artık bu zamanda. Artık öyle bir şey olduk. Aslında bu YouTube'a başlama hikayesi de biraz trajikomik mi derler, ne derler, doğru bir tanım yapıyorumdur umarım. Derdimi ve yaşantımı paylaşabileceğim çok fazla insan olmadığı için çevremde, yani arkadaş olarak. Bu yüzden kendimi sosyal medyaya verdim. Ya açık ve net bu. Yani kısa özeti budur gerçekten. Hani çok fazla paylaşacak arkadaşım olmadığı için ben de sanal aleme dadandım yani. Öyle bir şey oldu. Senelerdir mesela benim Instagram'ım kaç senedir var? 4 oradan 6-7 senedir falan Instagram'ım var. Ve 6-7 senedir de ilk günkü gibi aktif kullanıyorum. Beni eskiden tanıyanlar bilirler. Hep böyleydim. Her zaman da benim. Hiçbir zaman değişmeye çalışmadım. Hiçbir zaman da karakterine taviz vermedim. Kim ne derse desin benim aklımda. İşte sırf çok fazla hikaye yatıyorum diye beni eleştirenler de oldu. Ya da ne bileyim, en yakın arkadaşlarım tarafından da eleştirildim. Hiç problem değil. Hepsi bana tecrübe oldu. Onlar beni düşürmeye çalıştıkça hep daha güçlü kalktım. Daha iyi oldum. Daha iyi olmaya devam edeceğim. Hiçbir zaman hayallerimden ve isteklerimden vazgeçmedim. Hep gözüm daha yükseklerde oldu. Bilmiyorum. Yani hayat karşıma ne getirir hiçbir fikrim yok. Ama ben her gün kendimi mutlu etmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden de başarılı olurum ya da olamam. Bu inanın benim için önemli değil. Tabii ki de başarılı olursam sevinirim. Ama başarısız olduğumda da oturup kendime kızmam. Derim ki en azından denedin, en azından bir şeyler yapmaya çalıştın, en azından emek verdin. Mesela bakın şöyle bir şey olmuştu ki bunu çoğunuz biliyor. Ben bir maktağı videosu yüklemiştim YouTube'a. Maktağı videosu, yani orman kesim videosu, en az etkileşim alan videomdu o zaman. Hani o zamana kadar yüklediğim videolar arasında.
O yüzden hani dedim acaba yüklemeseydim miydim falan filan, böyle bir ikileme düşmüştüm. Ama sonradan ne oldu biliyor musunuz? O en az etkileşim alan videom sayesinde hayatım boyunca tanıyamayacağım çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel günler geçirdim. TRT Belgesel'de Şehirden Uzakta diye bir program var, biliyorsunuzdur belki. Onun yapımcısıyla tanıştım o video sayesinde. O video karşısına çıkmış. Buradan Selim abiye sevgiler ve saygılar. Ve burada geldiler ve birlikte program yaptık. Ya o kadar güzel insanlarla tanıştım ki. Hani bana çok güzel tecrübeler kazandırdılar. Onlar sayesinde yapmaya çalıştığım işe daha çok bağlandım. Hani öyle o kameraları gördükçe, o çekimler esnasında falan büyülendim adeta. Hani dedim ki böyle bir ortamın içinde olmalıyım. O kadar zevk aldım ki onlara yardımcı olurken, çekimlerde rol alırken çok fazla zevk aldım. Çok mutlu oldum. Yoruldum mu? Aşırı yoruldum. Hani gerçekten 3 gün boyunca çekim yaptık mesela. Çok fazla yoruldum. Akşama kadar çekimdeyiz falan. Sonra benim sınavlarım devam ediyor. Geceleri bir yandan sınavlara çalışıyorum. Açık öğretim sınavlarına giriyorum. Kendi normal üniversitenin sınavları var falan. Bir karmaşanın içindeydim ama o kadar çok zevk alıyordum ki sabah yine aynı heyecanla uyanıp devam ediyordum mesela. O yüzden gerçekten bazı şeyleri başaramadım diye düşünmeyin. Emin olun ki bir gün emeklerinizin karşılığını alırsınız. Yani düşünün, yeniden YouTube'a başlamasaydım o insanlarla tanışamayacaktım. O yüzden iyi ki diyorum her zaman, bakın. Her gün iyi ki diyorum. İyi ki diyorum böyleyim. İyi ki diyorum kafama göre yaşıyorum. İyi ki diyorum aklıma ne eserse onu yapıyorum. Çünkü ben kendimi mutlu edebiliyorum ya. Gerisinin hiç önemi yok. İnsanlar ne diyor inanın hiç önemi yok benim için. İyi düşünen insanların başımın üzerine yeri var. Ama kötü düşünen insanlar kendi kötülüklerine boğulsunlar. Çünkü ne bileyim, kötü olmak için çok kısa bir hayatımız var bence. Ne gerek var ki bir insana hakaret etmeye, ne bileyim bir insanı düşürmeye, başkalarını düşürmek yerine kendinizi yükseltmeyi deneseniz bence daha fazla şey kazanırsınız şu hayatta. Çünkü beni eleştirmeye haddi olmayan insanlar beni eleştirmeye çalıştığı zaman onlara sadece şunu söylemek istiyorum. Keşke siz de böyle kameranın karşısına geçip konuşabilseniz. O yüzden arkadaşlar, boş verin milletin ne dediğini, kendi yaşamınıza bakın. Canınız ne istiyorsa tabii ki de ailenizin fikirlerini alın. Onların fikirleri doğrultusunda yaşayın. Onlar bizden daha tecrübeli. Ama aile dışındaki çevreyi çok fazla takmayın kafaya. Çünkü herkes konuşur. Herkesin ağzı var. Kimseyi susturamazsınız. Kimin benimle ilgili düşüncelerini değiştirebilirim? Bu imkansız. Yani herkese diyemem ki işte hayır ben böyle değilim. Ben çok iyiyim aslında. Hayır, ben asla kötü bir şey yapmıyorum. Bunu yapamam kimseye. O yüzden kendinize bakın. Sizi seven insanlarla yolunuza devam edin. Hiç başka kimseye gerek yok. Kalabalıklara da gerek yok. Az insan çok huzur demişler. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.